Merhaba arkadaşlar. Sizlere Zoom üzerinden canlı ders atması nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun 3 yolunu göstereceğim. Kolaydan, zordan kolaya doğru 3 yolu var. Burada tercih sizin tamamen. Hangisini tercih ederseniz onu kullanırsınız. Bunun için öncelikle Zoom programını bilgisayarımıza veya telefonumuza indirmemiz gerekiyor. Onun için tarayıcımıza zoom.us.com yazdığımızda ilk çıkan arama sonucunda download zoom kısmına tıklıyoruz. Burada telefonumuza veya bilgisayarımıza uygun olan seçeneği seçiyoruz. Otomatik olarak bilgisayarımızda indirme seçeneği zaten kaydettiğimizde indirme işlemini gerçekleştiriyor. İndirdikten sonra indirilen bu Excel dosyasına tıkladığımızda bilgisayarımıza kurulumu gerçekleşiyor. Ben kurulumu yaptığım için tekrar kurulacağım. Şimdi Eva'ya dönelim. Eva'da canlı dersler kısmına tıkladıktan sonra harici canlı dersler kısmına gelmemiz gerekiyor. Oradan da harici canlı ders ekle seçeneğine tıkladığımızda buradan canlı derslerimizi oluşturacağız. Canlı ders başlığını dersimizin ismini yazabiliriz. Örnek olarak matematik diyelim. Sınıfı 9. sınıf olsun. Tarih olarak da mesela 26'sı diyelim. Perşembe günü. Saat olarak da bu saati seçelim. Açıklama kısmı yani matematikte sayılar konusunu mesela işleyeceğiz diyebilirsin öğrencilerimize. Burada da kullanabileceğimiz uzaktan eğitim canlı ders uygulamalarından 3 tanesini göstermişler. Bizim kullanacağımız şu anda Zoom. O yüzden öyle dokunmuyoruz. Bu noktadan sonra artık Zoom kısmına geçebiliriz. Bilgisayarımıza kurduğumuz Zoom'u çalıştırdığımızda karşımıza şöyle bir ekran gelecek. Buradan Simin Zoom'a giriş seçenekleri gelecek karşımıza. Burada da Gmail hesabınız varsa buradan girebilirsiniz veya normal mail hesaplarına da buradan giriş yapabilirsiniz. Biz Gmail hesabına gireceğiz. Seçimimizi yaptıktan sonra artık Zoom'a giriş yapmış oluyor. İlk defa girecekler için de Zoom hesabı oluşturma seçeneği çok basit bir şekilde onu yönlendirmeyi indirebilirsiniz orada. Ben direkt yaptığım için bunu sisteme giriş yaptırdım. Buraya girdikten sonra Shadow kısmına giriyoruz. Artık burada canlı ders oluşturacağımız kısım burası. Buraya Eva'da oluşturduğumuz ismini yazdığımız dersin ismini yazalım karşılıklı olması için. Buradan da aynı şekilde Eva'da oluşturduğumuz tarihi, saati yazmamız gerekiyor. Üzerine sol tıkladığımızda saati aynı şekilde sol tıkladığımızda zamanını buraya yazabiliyoruz. Bakalım. Burada da 19.50 seçeneğini seçmiştik. 19.50 yaptık. Kısma dokunmuyoruz. Ders saatlerimiz 30 dakika üzerinden zaten. Burası Time Zone İstanbul. Meeting ID General. General ise otomatikte. Passcode'u dokunuyoruz. Waiting Room'daki tiki kaldırmazsak eğer öğretmenden önce öğrenciler toplantıya katılabilir. Kaldırdığımızda ise öğretmen katılmadan toplantıya katılamaz öğrenciler. Bu yüzden bunun kaldırılması tavsiye ediliyor. Aynı şekilde video seçeneğindeki on off seçeneklerinde off olması toplantıya katılan kişilerin görüntülerinin kapalı olması durumunu gösteriyor. Burada da yine aynı şekilde off olması tavsiye ediliyor. Calendar kısmında Other Calendar seçeneği seçtikten sonra Save tuşuna basılıyor. Burada bize başarılı bir şekilde oluşturulduğunu söylüyor ve buradan yapacağımız Join Zoom Meeting peki linki seçmek tamamını CTRL C ile
kopyalamak ve burada EBA'ya geldiğimizde ders link kısmına CTRL V ile yapıştırmamız gerekiyor. Aynı şekilde passcode kısmını da CTRL C ile kopyalayıp CTRL V ile yapıştırmamız gerekiyor. Devamında burada dersimizin ismini yukarı yazdığımız matematik seçtikten sonra burası tüm üniteler olabilir. Burada da grubunu seçmemiz gerekiyor. Hangi sınıfa yapacaksak bu dersi grubu seçiyoruz. Seçtikten sonra öğrencileri listele dediğimizde burada o sınıfın öğrencileri çıkıyor. Eğer o saati birileri ders tamamlamamışsa şurada ders gönder seçeneği çıkıyor. Eğer tamamlaması öğrencilerin yanında ünlem işareti çıkıyor ve biz o saate dersi tamamlayamıyoruz. Bu şekilde seçtikten sonra dediğimiz gibi ders gönder dediğimizde artık EBA'da ve Zoom'da dersimiz tanımlanmış oluyor. Bu birinci seçenek. Bu şekilde tanımlama yapıyoruz. Şimdi ikinci seçeneğe geldiğimizde Zoom'da şöyle kapatalım. Aynı şekilde Shadow'dan giriyoruz. Dersimiz matematik diyelim. Burada yine aynı şekilde zamanı seçiyoruz. Saat olarak da aynı şekilde 19:50 seçtikten sonra bu sefer Personal Meeting kısmına tıklamamız gerekiyor. Bu ikinci yol. Buna tıkladığımızda bize sabit bir ID, kullanıcı ID'si veriyor. Bunu verdikten sonra da şuradaki passcode kısmına artık istediğimiz bir şifreyi tanımlayabiliriz. İşte mesela diyelim. Yine waiting room tixis buralar off other calendar. Save dediğimizde artık aynı şekilde bize link veriyor. Bu linkimiz bizim için tüm toplantılarda kullanacağımız sabit bir link oluyor. Yani diğer türlü ilk yaptığımızda her ders için ayrı ayrı buradan link veriyordu bize. Aynı şekilde ayrı ayrı passcode'ları oluşturuyordu. Bunu her ders için ayrı ayrı girmemiz gerekiyordu. Artık bu personal kısmından girdiğimizde personal meeting'den bunlar bizim için sabit. Yani sürekli buraya gelip CTRL C ile kodlayıp CTRL V ile yapıştırma işi yapmıyoruz. Yine aynı şekilde burayı CTRL C ile kodladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz. Şifremiz kısmına da oraya girdiğimiz A123 şifresini girdikten sonra buralar aynı şekilde yine öğrencilere listele gönder seçeneğinden bu işlemi yapabiliyoruz. Saatler de aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi birinciden farkı bunun şu artık bizim sürekli bütün toplantılarda, bütün derslerde kullanacağımız linkimiz. Bunu bilgisayarımıza bir not defterine kaydedebiliriz. Şifreyi de aynı şekilde unutmamak için. Bunu EBA kısmında sürekli yapıştırarak buraya dön kopyala olayına son veriyor bu. Bu ikinci yolumuzdu. Şimdi üçüncü yolumuza bakalım. Çıkalım. Aynı şekilde Shadow'dan giriyoruz. Buraya dersin ismini girdikten sonra Recurring Meeting'e tıklıyoruz. Recurring Meeting'e tıkladığımızda bakın zaman olayı ortadan kalkıyor. Yani bir zaman belirlememize gerek olmuyor artık Zoom tarafında. Şöyle yapıyoruz buradan aynı şekilde Personal Meeting'e tıklarsak bize ikinci yoldaki sabit link ve sabit giriş şifresi seçeneğini sunuyor bize. Diğerini sunarsak tıklarsak ilkindeki seçenek gibi olur. Waiting room kısmı yine tikini kaldırmamız gerekiyor. Buralar off other calendar. Save dediğimizde yine dediğimiz gibi bize şöyle link veriyor. Bu linki dediğimiz gibi bir not defterine kaydederiz. Aynı şekilde unutmamak için giriş şifresini kaydetmemiz gerekiyor. Bunu
Yine CTRL C ile kopyalıyoruz, buraya yapıştırıyoruz. Buraya da şifreye giriyoruz. Aynı aşamalar devam ediyor. Şimdi bunun bir öncekinden farkı ne? Burada arkadaşlar Zoom'da herhangi bir program oluşturmuyor. Bir öncekinde EBA'da da Zoom'da da program oluşturuyordu. Biz istersek EBA'dan canlı derse girebiliriz. İstersek Zoom üzerinden de canlı derslerimize girebilirdik. Veya Zoom üzerinde oluşturduğumuz canlı dersler gözüküyor, gözükebiliyordu birinci ve ikinci yolda. Ancak üçüncü yol zaman aralığı tanımlamadığımız için bize kolaylık sağlıyor. Ancak Zoom'da herhangi bir program çıkmıyor karşımıza bizim. Bu yüzden derslerimize EBA üzerinden girmemiz gerekiyor. Zoom üzerinden derslere giremiyoruz üçüncü yolda. Dediğimiz gibi üçüncü yolun kolaylığı herhangi bir zaman tanımlamasıyla uğraşmıyoruz. EBA'da tanımladığımız zaman yeterli oluyor. Oradan EBA'dan giriş yaptığımızda direkt Zoom üzerinden toplantılarımıza katılabiliyoruz. Burada istediği yoldan ders tanımlamasını yapabilir. Ancak bir program gözüksün istiyorsanız ve sürekli farklı link ve farklı pasaport giriş şifreleriyle ulaşmak istemiyorsanız bu da en ideali ikinci yol gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi üçüncü yol en kolayı, en basiti ancak şimdi herhangi bir program gözükmediği için sadece EBA'dan girme imkanı sunuyor bize. Bu yüzden dediğimiz gibi seçenekler bunlar. İsteyen istediği yerden girişini gerçekleştirebilir arkadaşlar. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. İyi çalışmalar.